arkadaşlar, ben Özlü Kırıkçı Tahsin. Hey. Hepiniz kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Hello. Hi. Tanımıyoruz ama bize selam verdi. Yes, yes. Yes, thank you very much. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, İrlanda'da vlog çekmek oldukça zor. Evet. Bizi telefon konusunda uyarıyorlar. Hani telefonu öyle tutma, alır giderler diye. Evet. Gerçekten. Kadın neydi? Selam verdi sadece. Kadın da selam verdi. Kadın çok manyak. Tanıyor musun? Hayır canım. Ben de tanımıyorum. Aa. Şimdi biz bugün ne yapacağız Betül? Ayakkabı bakacağız. Havalar soğudu. Ayakkabı bakarız. Kahve i̇şte içeriz. Spor ayakkabı falan bakarız. Aha. Bot bakarız. Gerçi çok botluk bir hava olmuyor burada. Yağmur falan sürekli yağıyor, evet. Ama su geçirmeyen bir spor ayakkabınız dahi olsa günü kurtarabiliyorsunuz. Evet. Değil mi? Betül'ün bota ihtiyacı varmış. Ama sen hiçbir zaman yürümüyorsun. Her zaman bisiklete biniyorsun. Belki yürüyenlere biz lazım oluyordur. Biz hiç yürümüyoruz. Biz hep bisikletteyiz. Yok ya, o kadar lazım olmuyor ya. Hani... Yerde sular birikince mesela... Mesela o kış... Hani böyle dağ yürüyüşlerinde falan kullanılan ayakkabılar var ya. Ha evet. Mesela onlar hem spor ayakkabı gibi hem de aslında su geçirmiyor, bot gibi. Aha. Bence çok işe yarıyor. Ben de onlardan hep ben onu kullanıyorum hep yani. Evet. Bisiklet kullanmayan da onu kullanabilir, çok rahat. Böyle bir merkez tur yapacağız. Sonra oturur bir yerde kahve içeriz. Ve size alışverişimizi gösteririz. Şimdi merkeze geldik aslında. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burada en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri bisikletlerin çok güzel bir şekilde kilitlenmesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki bisikletlerin koltuklarını çalmışlar. Onun da gitmiş. Yani vidalı ve kilitli olabilenler olursa, şununki gibi, o zaman çalamıyorlar. Ama böyle olursa ne yazık ki çalıyorlar. Bu da arka tekerleğe gitmiş bir bisiklet. Ama bence bu muhtemelen bütün gün buradaydı, bütün gece. Çünkü arka tekerleği sökmek biraz zor oluyor. Şimdi Spor Direct'e geldik. İçeride ucuz ayakkabılar var. İlk önce Spor Direct'e bir bakalım neler varmış. İlk önce biraz outdoor ayakkabılara bakalım. Ben bunları burada çok sık kullanıyorum. Hem de çok rahat oluyor aslında. Bunlar da bayan olanlar. Tabii markasına göre değişiyor. Ama şu model olarak güzel ve 32 euro. Bak bu güzel. Hangisi? 6 euroya düşmüş ama renkleri kötü. Ama bakayım. Karimor fena değil. Bak yapı. Ama şey. Su geçirmez diye söylüyor. Evet, bilekli olması aslında avantaj oluyor. Bilekli olarak, ucuz olarak o markadan yok. Bu da Merrill'lar pahalı. Kısa yağmur çizmeleri var. 22, 25 ve 32 euro diye. Bir de bize şey lazım. Kalın çorap. Göstersene hangi çorabı istiyorsun. Şuraya da giyebilirsin. Şuramıza kadar çekeceğiz. Çünkü evde üşüyoruz. Bileklerimiz donuyor. Gerçekten çok çabuk ısınıyor. Ama evet, gün şu ayakları üşüyor. Evet. Şu eldiven 15 euroymuş. Güzel. Hatta şurada 5. Bir de şurada Skechers, Puma, Converse ve New Balance var. Bakalım onların fiyatlarına. Akseven arkadaşlar, 174 euroymuş. Bir de onun uzunları var. 255 euro. Şimdi bir de size bayan Nike reyonunu göstereyim. Yani genelde bunlar eski sezon ama fiyatları uygun.
taraftan sonra çıkıyorum. Altmış üç varmış. Şunun numarası var mı acaba Deniz? A, pembesi de güzel. Şunu bir deneyebilirim. Oldu mu? Yani ne kadarmış? 63 euro. Ya burada genelde fiyatlar zaten 40, 50, evet. 60, 70'e falan gördün mü? Ben görmedim. 70 yok galiba. Sketcher'lar var mesela. Çekiyorum. Güzel. Ne kadar indirimde? Ne kadar bakalım. İndirimdeymiş. Yazmıyor. Şuna bak. 9 euro falan. Evet, 10 euro benimki. Spor üstü. 8 euro. Pek güzel bir şey yok ama değil mi? Aynen, burada hiçbir şey yok. Eşofman altları falan var, 25 euro. Üstleri Puma, 33 euro. Bak şurası süper gözüküyor. Çok güzeller. 25 euro. Bu Nike üst 60. Bak altı da var takım. Nerede? Aa evet. Altı ne kadarmış? 55 euro. Ben Türkiye'den daha uyguna bazen böyle outletlerden bulabiliyorum. Ama. Erkek ayakkabılarında New Balance. Burada Puma'lar var. Erkek için arkadaşlar. Genelde 60-65 euro ve 75'e kadar falan. Erkek konverslerini merak edenler. Genelde fiyatları 70 ile 92 arasında. Burada 65'e falan da var. Hatta 56'ya indirime girmiş. Şurada erkek Timberland'leri var. 220 euro. Şurada ketler vardı. Bunlar 90 92 euro. Bir de şurada erkekler için klasik tarzı ayakkabılar var. Onları da göstereyim. €39. Başka 75 euro falan. Şurada böyle kundura tarzı ayakkabılar var. Şimdi şu tarafta da Tobin'in, Levi's'in falan ayakkabıları var. Genelde fiyatları 100-102 euro falan civarlarında. Şöyle. Şurada da Levi's'inkiler var. 30 euro. Burada Tobin'inkiler var. 70 euro, 84 euro. Yani arkadaşlar olabildiğince size gösterebilmeye çalışıyorum. Merak ediyorsunuz. Bayan giyim, erkek giyim, işte ayakkabısıydı vesaire falan. Nasıl fiyatlar diye. Ama gerçekten çok büyük bir mağaza. 3-4 katlı ve her şeyi gösterebilmem çok mümkün olmuyor. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Yorulduk değil mi? Aynen. Bittik arkadaşlar diyebiliriz. Tabii ki bizim işimiz biraz daha zor oluyor. Çünkü içeride kayıt yapmak yasak. Ve olabildiğince gizli kapaklı çekmeye çalışıyoruz. Zaten iki uyarı da aldık. En sonunda yeri terk etmek zorunda kaldık. Ve şu anda da bir kahve molası vereceğiz. Ondan sonrasında yine tekrardan devam edeceğiz. Asansör burada. Üçüncü floor diyor. Bu -3 kadar. Evet, kahvelerimizi aldık. Evet. Ve molamızı verdik. Şimdi aslında biz biraz şeyden konuşmak istiyoruz. Sence Türkiye'de alışveriş yapmak mı daha mantıklı yoksa burada mı? Yani alışveriş derken ayakkabı, mont vesaire tarzı şeyleri nereden almak daha mantıklı? Ya ben gelirken şey almıştım bir tane.
North Face almıştım ayakkabı. Sonra burada fiyatına bakmıştım. Aynıydı. Çalışınca buradan almak daha uygun. Evet, buradan da alabilirler yani. Eğer tam kışın ortasına gelmiyorlarsa, çok yağmur yoksa geldikleri zaman, burada iyice ihtiyaçlarına göre bakıp ne alacaklarına karar verebilirler. Aynen. Bir de çalışmaya başlayınca zaten çok daha kolay. 3-4 saatte, 4-5 saatte çalıştığınız parayla istediğiniz bir montu ya da ayakkabıyı alabilirsiniz. Evet, fiyatlar aynı civarda galiba. Nike spor ayakkabılar Türkiye'de kaç para ben bilmiyorum. Ya ben de çok bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Mesela biz geçen sene Nike'tan mont aldık biliyorsun. Evet. Mesela burada almak istediğimiz mont 120 euro falandı. Yani o zaman da işte 700 küsüre 800 TL o tarz bir paraya tekabül ediyordu. Ama Türkiye'de aynı şeyin montun fiyatına baktığımızda 500 küsürlerdeydi. Daha o yüzden ucuz. Aynen. Mesela buradan almadık. Ben bunu çok yapıyorum zaten. Her şeyi alırken bir Türkiye ile ilk önce bir kıyaslıyorum. Çünkü bir ayağım Türkiye'de olduğu için. Evet, hani sen gidiyorsun bayağı. Evet, buna 20 euro mu verilir falan diyorum. Bir Türkiye'den bakıyorum. Hangisi, nereden daha ucuzsa ona göre alıyorum. Evet. Ama şöyle bir şey oldu. Burada şimdi indirim vardı ya, böyle yaz indirimi Türkiye'de de oluyor. Hani aynen. Normal Ağustos'ta, Temmuz'da başlayan indirimden. Ayakkabılar burada indirime girmişti mesela Skechers'ta, o shoe mağazasında. Hı hı. Ondan sonra kaça düşmüştü? 40 euroya. 40 euro kaç para ediyor? 6 kilo 240 lira. Yani 260'a falan geliyor. Tamam işte. 260 TL'ye denk geliyor desek. Türkiye'de o Skechers'ın o modelleri mesela indirime girmiyordu. Hı hı. Ne kadardı? Benim de arkadaşım Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de galiba 450-500 civarındaydı. Ya evet, Skechers'da aslında çok fazla fark oynuyor. Ben evet. Onu fark ettim. Yani annemle babama mesela hediye almak istediğimizde Türkiye'den o ayakkabıya baktığımızda işte 450-500 TL civarlarında falandı. Ama biz burada indirimden 30 Euro'ya aldık. Evet işte, yani markadan markaya değişiyor galiba. Galiba. De şey yapabilirler aslında. Mesela buraya geldiğiniz zaman part-time çalışmayı düşünen arkadaşlar var. Öğrenci olarak gelenler için söylüyorum. Mesela yanlarında mutlaka bir siyah ayakkabı bulundurabilirler, evet, değil mi? Evet, evet. Çünkü genelde bütün işlerde siyah bir tane spor ayakkabı istiyorlar. Simsiyah istiyorlar. Aynen, simsiyah. Hani çok nadir yer ayakkabıya karışmıyor. Ama onun dışında herkes siyah bir ayakkabı istiyor. Eğer varsa, hani buradan da almak zorunda kalmayın diye söylüyorum. Simsiyah. Siyah bir spor ayakkabı falan getirebilirsiniz. Sadece çalışırken giymek için. Hani garson vesaire. Garson olarak çalışıyorsan ihtiyacım var. Mağazada çalışıyorsan. Mağazada çalışıyorsan ihtiyacım var. Hani bir siyah ayakkabı da getirebilirsiniz aslında. Evet, yani. Bu arada güneşe bakar mısın? Yani benim yüzümü yaralı gibi gösteriyor. Yaralı gibi. Bazen. Benim yüzüm düzelsin artık. Mama ben, olsa elinden yiyorlar da. Ben aslında korkuyorum onlardan ya. Bir de elindeki sandviçe falan bile atlayabiliyor yani. Saldırı hani her şey olabiliyor. O yüzden ürküyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kahvelerimizi içtik. O zaman size göstereceğimiz bir mağaza daha kaldı. Yeni sezon ürünlerin olduğu bir mağaza. Dediğim gibi çok fazla mağaza içerisinde çekim yapmak kolay olmadığı için olabildiğince hızlı geçmeye çalışıyorum aslında. Bunda da böyle birazcık yeni sezonların fiyatlarını falan göstereceğim. Ki muhtemelen bu outletlerin bir 3 katı falan, 2-3 katı falandır diye düşünüyorum fiyatlar. Bir bakalım. Şimdi gireceğimiz mağazada Lifestyle Sport. Burası outlet mağazalarından farklı. Fiyatlar daha pahalı ve yeni sezonlar var. Ama güzel ayakkabılar olduğunu düşünüyorum. Şu an daha yeni sezonların olduğu bir mağazadayız. Muhtemelen fiyatlar ona göre de pahalı. Evet, bak şunlara. Çok güzel lan, değil mi? Evet. Ve fiyatları 150-160 euro civarında. Ne kadarmış fiyatı? 65'e düşmüş 125'ten. Çok güzel. Çok güzel. Pembesi de değil mi? Evet. Oyuncak gibi. Şu ne kadar? 80 euro. Yani neredeyse o eski sezonların 2 katı kadar fazla fiyatı var. 130 euro. Aa, şu da çok güzel. 100 euro, 150'den 100'e düşmüş. İyi balansın, evet. Yeni sezon alınlar değil mi? 110'dan 75 euroya düşmüş. Şu ne kadar? 140 euro. Ne?
Beğendin mi? Beğendim gayet güzel. Evet arkadaşlar, bugünkü alışverişimizin sonuna geldik. Çok zor şartlarda aslında bir vlog çektik. Çünkü telefonu elimizde gören herkes bize işte o telefonu öyle tutma, işte çalarlar, çantana koy, cebine koy vesaire diye kaç kere uyardılar ya? 3-4 kere falan uyardılar. Böyle özellikle masadan kalkıp da yanımıza gelen dahi oldu. İlk vlogumuzdu. Tabii ki biraz da tecrübesizdik. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.